Hadi hidrojen bağlarından bahsedelim. Ekranda 3 farklı molekül görüyorsunuz. Sol tarafta amonyak var ama her bir amonyak molekülünde 3 hidrojene bağlı bir azot bulunur. Ortadakinin size de tanıdık geldiğini düşündüğüm vücudumuzun neredeyse tamamını oluşturan su molekülü olduğunu görüyorsunuz. Su molekülündeki her bir oksijen atomu 2 hidrojenle bağ yapar. Sol tarafta ise hidrojen florür var ve burada da hidrojenle bağ yapan flor atomlarını görüyorsunuz. Bu moleküllerin ilginç bir yönünden ve bunun hidrojen bağıyla ne gibi bir ilişkisi olduğundan bahsetmek istiyorum. Her bir molekülde hidrojenle bağ yapan oldukça elektronegatif bir atom bulunur. Bunlar kovalent bağlar olmalarına rağmen polar kovalent bağlar olacaklar. Ba dipol momenti hidrojenden çok daha elektronegatif olan atoma doğru gidecek. Burada da hidrojenden daha elektronegatif olan atoma doğru. Daha elektronegatif olan atom elektronları kapacak. Daha doğrusu elektronlar zamanlarının çoğunu bu atom yanında geçirmeye başlayacaklar. Bunun sonucunda da bu molekülün bu ucu ya da tarafı kısmen negatif yüklenecek hidrojenli tarafı ise kısmi pozitif yüke sahip olacak. Bunu dipol momentlerini topladığımızda molekülün tamamı için net bir dipol elde etmek olarak da düşünebilirsiniz. Hemen onu da çizelim. İşte böyle. Burada söz konusu olan polar moleküller ve polarite hem asimetriden hem de hidrojenle bağ yapan son derece elektronegatif atomlardan kaynaklanıyor. Oksijen de son derece elektronegatiftir öyle değil mi? Hidrojenle bağ yaptığında molekülün bu tarafı kısmi negatif, bu tarafı da kısmi pozitif yüklü olur. Hidrojen flörüre de bakalım. Bu taraf kısmi pozitif, bu taraf da kısmi negatif yüklü. Peki bu moleküller birbirleriyle etkileşim içine girdiklerinde ne olur dersiniz? Amonyağın azotlu tarafı ya da ucu diyelim ve buradaki hidrojenler arasında bir çekim oluşur ve sonuç olarak bu amonyak bu tarafı kısmi pozitif yüklü olan diğer amonyak molekülüne çekilir. Ya da buradaki hidrojen ya da kısmi pozitif yük buradaki azota ya da kısmi negatif yüke çekilebilir. Kısmi pozitif yüklü hidrojen tarafıyla diğer molekülün kısmi negatif yüklü tarafı arasındaki çekim hidrojen bağları olarak adlandırılır. Bunlar London dağılım kuvvetleri gibi toplam moleküller arası kuvvetlere eklenecek moleküller arası kuvvetlerdir. Ve kaynama noktasının sadece London dağılım kuvvetlerini göz önünde bulundurarak değerlendireceğimiz kaynama noktasından büyük olmasını sağlarlar. İsterseniz size bir grafik de gösterebilirim. Tüm bu moleküller ikinci periyot elementleriyle hidrojen arasında kurulmuş elementlerdir ve molar kütleleri de benzerdir metan, amonyak, hidrojen florür ve su. Sadece London dağılım kuvvetlerini değerlendirecek olursak, London dağılım kuvvetlerinin molekülün kutuplanabilirliğine orantılı olduğunu biliyoruz ki bu da molar kütleyle bağlantılı olan elektron bulutunun büyüklüğüyle yakından alakalı. İkinci periyot elementleriyle kurulmuş moleküllerden üçüncü, dördüncü ve beşinci periyot elementleriyle kurulmuş elementlere doğru ilerlediğimizde moleküllerin molar kütlesi arttıkça kaynama noktalarının da yukarı doğru ilerleyen bir trend yakaladıklarını görüyoruz. Bu London dağılım kuvvetlerinin sonucudur. Yine de herhangi bir anı ele aldığımızda aralarında bir fark olduğunu da görebiliyoruz. Hatta oksijen, flor ve azot söz konusu olduğunda fark çok daha büyük. Bu moleküller benzer molar kütlelere sahip olsalar da farklı kaynama noktalarına sahiptirler. Bu da bize işin içinde London dağılım kuvvetlerinin yanında başka bir moleküller arası kuvvet olduğunu gösteriyor. Bu çok doğru bir tespit. İşin içinde az önce tanışmış olduğumuz hidrojen bağları var. Bazılarınız üçüncü, dördüncü ya da beşinci periyot elementleri ile hidrojenin bağ yapması sonucu ortaya çıkan moleküllere bakıp da kaynama noktalarının aynı olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Burada da molar kütleler benzer olduğundan benzer büyüklükte London dağılım kuvvetleri söz konusu olmasına rağmen Aradaki farkın London dağılım kuvvetleri dışında bir şeyin başka bir deyişle dipol-dipol kuvvetleri sonucu olduğunu anlıyoruz. Yine de aradaki fark azotla hidrojen, flor ve hidrojen ve oksijen ve hidrojenle oluşmuş moleküller için çok daha fazla. Bunun sebebi hidrojen bağlarının dipol-dipol etkileşimlerinin en kuvvetlisi olması. Evet, hidrojen bağları dipol-dipol etkileşimlerinin özel bir çeşididir. Hidrojen bağı dediğimizde belirli bir bağ dipolden başka bir deyişle hidrojenle azot, oksijen ya da flor gibi çok daha elektronegatif olan bir atom arasındaki bağdan bahsediyoruz. Molekülün özellikle kısmi pozitif yükü olan hidrojenli tarafının başka bir molekülün kısmi negatif yüke sahip tarafı arasındaki çekim dipol dipol etkileşimi dediğimizde hidrojen bağlarıyla bir bağ dipolü ve tamamen polar olan bir molekülden bahsediyoruz. Bu yüzden benzer moleküller arasında ortaya çıkan hidrojen bağlarının yanı sıra bir amonyak molekülüyle su molekülü ya da bir su molekülüyle bir hidrojen florür molekülü arasındaki bağları da değerlendiririz. Bunlar biyoloji açısından da oldukça önemli bağlardır. Burada DNA'nın yakından bir görüntüsü var. DNA'daki bazı çiftlerinin merdiven basamakları diyebileceğimiz kısımların hidrojen bağlarıyla kurulduğunu biliyor muydunuz? Hidrojen bağları bu çift sarmalı bir arada tutacak kadar güçlüdür. Ama DNA'nın kopyalanması gerektiğinde kolaylıkla ayrılmasını sağlayacak kadar da zayıftır. Hidrojen bağları proteinler için de oldukça önemlidir. Proteinlerin amino asit zincirlerinden oluştuklarını biliyorsunuz değil mi? fonksiyonları ise büyük ölçüde şekilleri tarafından belirleniyor. Proteinlere şekil veren de evet, doğru. Amino asitler arasındaki hidrojen bağlarıdır. Hidrojen bağları her yerdedir. Vücudunuzda şu anda bir sürü ama bir sürü hidrojen bağı var ve bunlar sadece DNA'nızda da değil. Vücudunuzun neredeyse tamamının sudan oluştuğunu hatırlayın son olarak hidrojen bağları olmasaydı hayat olmazdı diyerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum.